Evet, bu hafta Bolu Pazarı'na gidiyoruz ama Bolu Pazarı'ndan önce size büyük bir sürprizim var. Bakın şimdi o sürprizi görün. İşte burada sürpriz. Canlı yayınımızı şey içinde bulunan, tünel içinde bulunan ve saz çalarak, şarkı söyleyerek paralarını kazanmaya çalışan genç arkadaşım, arkadaşlarım Aldırma Gönül Aldırma şarkısıyla beraber canlı yayını başlattık. Bir de burada küçük minik bir av köpeğimiz var. O da sevimli diye büyük dikkat çekiyor. Sanki böyle müziğe eşlik ediyormuş. Yola işgal etmeyin kardeşim. Yolu işgal etmeyin. Beyefendi burada bir yayın yapıyoruz. Yayın yapıyoruz. Görüyorsunuz. Evet, yavaş yavaş canlı yayınımızı sürdürüyoruz. Pazara doğru pazar fiyatlarını öğrenmeye çalışacağız. Müzisyen kardeşlerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Bizim için de bir sürpriz oldu. Sizler için de bir sürpriz olmuştur herhalde. Aldırma Gönül Aldırma Gönül parçasıyla gidiyoruz. Tabii arabalara da çarpıyoruz bazen. Evet, şöyle pazar yerine dönersek bakalım şöyle neler var. Böyle ablalarımız yine tünelin girişindeler. Muz fiyatlarını görüyoruz. Yerli muz 30 liradan satılıyor. Bugün pazar yeri kalabalık. Bunda okulların tatil olmasında büyük bir etkisi var. Saat 3:10 geçiyor ve bu saatte kalabalık olması dikkat çekici. Üzüm 30 lira, siyah üzüm. Şeftali var, 25 lira kilosu. Evet, taze fasulye 30 lira, patlıcan 10 lira. Tabii değişiyor bu fiyatlar. Bazı yerlerde biraz fiyat daha artıyor, bazı yerlerde düşüyor. Domates 20 lira gözüküyor. Patlıcan 10 lira, salatalık 10 lira, domates 20 lira. Evet, yavaş yavaş pazara doğru, pazarın içine doğru gidiyoruz. Ispanak, evet, yerli olmasına rağmen hala 30 liralık fiyatını koruyor. Yeşillikler 10 lira, kıvırcık 15 lira. Havuç 15 lira olarak gözüküyor. Karnabahar tane 30 lira. 40 liraya da var. Büyüklüğüne küçüklüğüne göre. Evet, şöyle pazarın içlerine doğru gidelim. Soğan ve patates fiyatlarına bakalım değişiklik var mı diye. Evet. Soğan 7,5 liraya var. Yalnız sarımsağın fiyatı 100 liraya kadar çıkmış. Onu görelim. Evet, her gün farklı farklı fiyatlar görüyoruz ama burada 100 liraya kadar çıkmış. Geçen hafta 80 lira civarındaydı. Evet, patates 13 liraya var, 20 liraya var, 15 liraya var. Evet, inşallah size yaptığım sürprizi beğenmişsinizdir. Size...
Evet, size yaptığımız canlı yayın başlangıcında yaptığımız canlı müzik programında Aldırma Gönül Aldırma parçasını söyledik. Evet, Kanlıcılar burada boy boy. Ne kadar? 40 lira abi. 30 lira. Evet, ıspanak, kabak fiyatları böyle. Evet, şöyle tezgahlara doğru yine ilerleyelim. Evet, bu mevsimde en çok satılan bal kabağı kilosu 15 liradan satılıyor. Bakın burada da ıspanak 25 lira. Pırasa var, taze pırasak, pırasa. 25 liradan. Evet, bu mevsimin vazgeçilmezinden biri olan balık tabii ki. Balık fiyatlarını vermeden de olmaz. Şimdi geçtiğimiz haftalara oranla bu hafta değişiklik yaptık biliyorsunuz. Canlı yayına da müzikle girdik programa. Şimdi tam tersi yaptık. Şeye gidiyoruz, balık tezgahlarına gidiyoruz. Bakalım fiyatlar nedir, nasıldır? Onları bir görelim. Bu arada tezgahları da gösteriyoruz size. Hem fiyatları görün, hem ürünleri görün. Mesela nar tam mevsimi 30 lira. Evet, bu hafta balık tezgahlarını görüyorsunuz. Evet, hamsinin kilosu 80 liradan. İlhan Usta kolay gelsin. Ben şöyle fiyatlara doğru bakayım, arkadaşım da arka plandan çekimini yapsın. Hamsi 80 lira. Mezgit 150 lira. Sardalya var. Bakacağım onun fiyatını da. Sardalya da 80 lira. Deniz levrek 320 lira. Çupra 220 lira. Deniz çupra 300 lira. Levrek 220 lira. Bu haftaki tezgahlardaki fiyatlar bunlar. Bir daha tekrarlıyorum. Mezgit 150 lira. Sardalya 80 lira. Geçtiğimiz haftalarda 100 liraya satılan hamsi bu sefer 80 liraya kadar düşmüş durumda. Vatandaşlar hamsiye rağbet gösteriyorlar. Evet, çıkalım yine buradan. Diğer taraflara gidelim. Nasıl lan usta? Abi çok güzel hamsi geliyor. Abi şunu bir al. 10 numara hamsi var Karadeniz'de. Ne vereceğim? Bak şöyle. 10 lira vereceğim. Bak tazeliği. 10 lira burada abi. Geldi. Hamsi geliyor şu anda. Karadeniz'den 10 numara hamsi geliyor. Bak tazeliği şöyle. Şimdi görmüş müsünüz İlhan Usta'dan? Teşekkür ediyoruz kendisine. Yine pazarın işlerine doğru gidelim. Bakalım neler var, neler yok. Nelerle karşılaşacağız? Onları bir görelim. Evet, kültür mantarı yine her zamanki gibi fiyattaki yerini koruyor. 70 lira. Brokoli 35 lira. Barbun fasulye yani 50 liraya var, 75'e var, kırmızı var, sarısı var. Evet, çeri domates 35 lira. Turp, bizim Bolu'da tabir edildiği gibi şalgam. Herkes bu şalgamı bilmez. Şalgam turpun değişik bir şeyi. Değişik bir versiyonu. Çok güzel bir tadı vardır. Koruyucudur. Onu söyleyeyim. Bunun kilosu da 20 liradan satılıyor. En çok Bolu vatandaşlar bunu tercih eder. Evet, şöyle gidelim. Yine burada da kıvırcık 15 lira. Ispanak 30 lira. Nasıl işler usta? İşler iyi diyorlar. Nasıl abla pazar?
Yani şey ya, biraz düşmüş geçen haftadan beri ama. İyi, yani biraz iyiye şey İyi, alabilir mi? Biraz bizi düşünsünler. Tamam. Tamam mı? Evet. Her şey alamıyoruz valla. Balık falan ben hiç alamıyorum. 80 lira. Yani yapacak bir şeyim yok. Evet, fiyatları aldık. Şimdi şöyle işler ödü. Sağ olun, teşekkür ederiz. İçlere doğru gidelim yine. Yani vatandaşa soruyorum. Bazı yerlerden tepkiler geliyor. Sanki özellikle seçiyorsunuz gibi. Hayır, ben hiçbir kimseyi seçmiyorum. Mikrofon kime denk geldiyse onu mikrofon tutuyorum. Hep pahalılık pahalılıktan şikayet ediyorlar diye. Gerçekler de ortada yani. Fiyatları size tek tek gösterdim. Şurada bir karnabaharcı arkadaş var. Oraya gidelim seninle. Evet. Yani bu yıl tam karnabahar mevsiminin yılının karnabahar yılı. Bu sene üretimde fazlalık görüyorum ben. Önce bir lahanaya uğrayalım. Lahana satışları nasıl? Görelim onları da. Evet. Görüyorsunuz. Burası lahanacıların kralının yeri burası. Hayırlı işler. Eyvallah. Vatandaş bunu en çok dolmalık için mi, turşuluk için mi? Ya şimdilik turşu. Şimdilik turşu için alıyorlar. Dolmalık havası da var. Tabii bu dolmalık. Bunlar Nidoluk işte, 10 numara çıkar. Türkiye'nin 1 numara lahanası. Şimdiki fiyatlar ne? Babacığım 90'a veriyoruz, 70'e veriyoruz, 50'ye veriyoruz. Fiyatlar yani yükselmiş. Biraz inişte. İnişte mi? Biraz inişte. Peki vatandaşımız duyun, lahanada indirim var. Çabuk. Koşun mazota gelin. Mazota karşılık indirim yapıyoruz. Pardon? Mazota karşılık indirim yapıyoruz abi. Bu da güzel. Devlet zam yapıyor, biz indirim yapıyoruz. Tezgahlardaki şeyi de görüyorsunuz, esnafın durumunu da görüyorsunuz. Benzine yapılan zamlara karşılık biz indirim yapıyoruz diyorum. Bir ironide bulunuyorlar, çok güzel. Bir de ironiye şeye gidelim, lahanaya gidelim. Evet, turşuluk görnüşörler de var satışta, en çok satılan yerlerde. Evet. Burada karnabaharın tanesi 35 lira. Küçük boylar 30 lira. Nasıl işler abla? Şükür elhamdülillah. Çok değil ama buna değil, buna da şükür. Ne yapalım? İşte görüyorsunuz, mal satılmıyor. Al karnabahar kardan beyaz, bak 30 lira var. 35'e var. Patlıcan 10 lira. Kafa koydum. Esnaf da yaptı. Yani kimisi var diyor, kimisi yok. Bozuldu mu? Bozuk bozuk. İş yok. Çay parası, yemek parası anca çıkıyor. Evet, isyanları duyuyorsunuz. Bunları canlı yayınımızda size aktarıyoruz. Evet, hamsi fiyatını soruyorlar. Hamsi fiyatı 80 lira. Kilosu 80 liradan satılıyor. Geçtiğimiz haftalarda 100 liraydı. 80 ile 100 lirayla 80 bandında hamsi fiyatı değişiyor. Hafta içi biraz artıyor. Hafta sonları biraz azalıyor. Bu da hamsinin denizlerdeki durumuna bağlı. Az ya da çok çıkmasına bağlı. Bu hafta hamsinin çok çıktığını öğrendik. Fiyatlar 80 liraya kadar düştüğünü gözlemledik. Size de bildirdik. Evet, Bolu Pazarı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben Kasım Şahin, sizlere iyi haftalar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.